Tanımadınız mı beni? Aptallar. Tanıdık. Ama artık sen Unito'nun aradığı bir hainsin. Ve Bay Silvio Unito adına seni öldürmemizi emretti. Arkadaşlarının ölüsünü yerden topla. Sonra da her yeri iyice temizle. Geri döndüğümde yerde tek leke görürsem senin kanınla yıkarım her yeri. Pietro? Efendi gitti. Pietro mu kaldı sadece Silvio? Tabii. Ölüm emrimi verecek kadar cüretkar olursan... ...bu kadar saygısız da olursun. Çok özür dilerim efendi Pietro. Ama Unita ölüm emrinizi vermişti. Yani ben ne yapabilirdim ki? Unita bana bir şans daha verdi. Eğer bundan haberin yoksa aptalsın. Yok haberin olduğu halde ölüm emrini verdiysen o zaman da alçaksın ve ben her ikisinden de nefret ederim. Çok özür dilerim. Unita'nın size ikinci bir şans verdiğini bilmiyordum. Affedin beni. Eğer beni öldürürseniz İskenderiye'deki en önemli elinizi kaybedersiniz. Davamız adına beni affedin. Davamıza. Biz davamız için savaşıyoruz, ölümlerden dönüyoruz Silvio. Ama sen burada hanımda çalışan kadınlarla oynaşıyorsun. Ve ben böyle sapıklıkları hiç sevmem Silvio. Efendim Pietro. Lütfen yapmayın. Efendim Pietro, kesmeyin. Özür dilerim. Yalvarıyorum size, söz veriyorum. Bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum. Bu kadar korku bir daha yapmaman için yeterli olur. Nil Nehri'nden gelen altın fıçıları ne alemde? Sabah koyu yanaşacaklar. Hangi koy olduğunu haber verecekler efendim. Niçin sordunuz? Unita sevkiyat görevini bana verdi. Bu işi sorunsuz halletmemiz lazım, anlıyor musun? Çok şey mi kaybettim Silvio? İtibarımı, makamımı, tacımı, kalemi ve bütün kayıplarımın büyüklüğünde alacağım bir intikam var, özellikle de oruçtan. Yalnız efendi Pietro, oruç İskenderiye'de Osmanlı sefiri oldu. Bundan sonra onunla uğraşmamız daha zor olacak. Sen böyle şeylerle kafanı yoğurma Silvio. Öyle bir adam çağırdım ki oruca İskenderiye'yi idare edecek.